İl İl Türkiye. Türkiye'nin yörelerinden Artvin Şavşat'ı tanıyalım. Şavşat'ın coğrafi yapısı. Şavşat, doğuda Ardahan il merkeziyle Hanak ilçesi, kuzeydoğuda Posof ilçesi, güney ve güneybatıda Ardanuç, batıda Artvin merkez ve Borçka ilçesi, kuzeyden de Gürcistan Devleti ile çevrilidir. 1317 kilometrekarelik dağlık ve engebeli bir arazi üzerine yayılmış olan Şavşat ilçesinin dört yanı yüksek dağlarla çevrilidir. 3537 metre yükselen Kaçkar Dağları, ilçenin batı ve kuzeybatı yönünü sınırlandırır. Kuzeyde 2250 metre yükseklikteki Sivritepe, bir diğer ismiyle Arsyan Dağları ile 3000 metreyi aşan Cin Dağları bulunmaktadır. Doğuda Ardahan, Artvin sınırlarını teşkil eden Yalnız Çam Dağı sinsilesinden 2650 metre yükseklikteki Sahara Dağları, güneyde ise 3050 metreyi bulan Karagöl Dağları vardır. İlçenin rakımı minimum 950 metre, maksimum ise 1800 metredir. İlçe merkezinin rakımı 1100 metredir. Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biridir. Şavşat ilçesi akarsu bakımından zengindir. İlçede çok sayıda buzul gölü bulunmaktadır. Bu göller nispeten küçük göllerdir. Göllerin en büyüğü Karagöl Dağları'nda bulunan ve bu dağa kendi adını veren Karagöl'dür. Bol miktarda alabalık bulunan gölden sulama amaçlı olarak yararlanılmaktadır. Meşeli Köyü orman içi mevkiinde milli parklar kapsamı içerisinde bulunan ikinci bir Karagöl mevcut olup piknik, mesire yeri özelliğine sahiptir. Pınarlı Köyü yakınlarında Balık Gölü, Arsiyan Yaylası'nda ise Kız Gölü, Boğa Gölü ve Koyun Gölü isminde göller bulunmaktadır. İlçe dahilinde şifalı maden suları mevcuttur. Bunlardan Çermik, Coraklı Köyü sınırları içerisinde bulunan sıcak su kaplıcası romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir. İlçede tipik Karadeniz iklimi hakimdir. Dört mevsim yağmurlu, kışları kar yağışlıdır. Yüksek rakımlı olan yerlerde kışlar çok uzun sürer. Bu bölgelerde Kasım ayında başlayan kar yağışları Nisan ayı ortalarına kadar sürer. İlçe bitki örtüsü bakımından zengindir. Zengin iğne yapraklı ormanlar mevcut olduğu gibi alçak rakımlı yerlerde yapraklı ağaçlara da rastlamak mümkündür. Şavşat'ın idari yapısı ilçenin merkez belediyesi ile Meydancık Belde Belediyesi ve 61 köyü bulunmaktadır. Köylerde binalar genellikle iki katlı olarak ve ahşaptan yapılmıştır. İlçe bağlı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı bir belde 62 köy ve 22 mahalleden oluşmaktadır. Şavşat'ın ekonomik yapısı. Şavşat, Artvin'in diğer ilçelerinde olduğu gibi engebeli araziye sahip bir ilçedir. İlçede tarımsal arazilerin sınırlı olması, sanayi tesislerinin bulunmaması, başlıca diğer sektörlerin de gelişmemiş olmasının sonucu olarak istihdam olanakları yetersiz kalmaktadır. Gelişime uygun potansiyeli bulunan turizm sektörünün ilçe ve il ekonomisine katkısının artırılması amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir. İlçe ekonomisi büyük ölçüde tarımsal üretime dayalıdır. Tarımsal üretim ağırlıklı olarak geleneksel aile tipi işletme yapısı şeklinde görülür. İlçe ekonomisinde önemli yeri bulunan hayvancılık giderek azalan bir trend izlemektedir. Hayvancılık açısından son derece elverişli imkanlara sahip ilçede hayvancılığın teşvik edilmesi amaçlı çalışmalar sürdürülmekte olup bu kapsamda yönlendirme ve kamusal destekler sağlanmaktadır. Şavşat, arıcılık açısından da son derece uygun koşullara sahiptir. Arıcılık alanında da üreticilere, kamusal imkanlar dahilinde teşvik ve yönlendirme desteği sağlanmaktadır. Başlangıcında Çoruh Havzası'nda uygulanan seracılık, örtü altı yetiştiriciliğinin iklim koşullarının uygunluğu ve çiftçilerden gelen talepler üzerine il genelinde yaygınlaşması ile Şavşat'ta da seracılık faaliyetine başlanılmıştır. 1317 kilometre kare yüz ölçümü bulunan ilçenin tarım arazisi varlığı 175.696 dekar, sulu arazisi 54.840 dekar, kuru tarım alanı 120.856 dekar, mera alanı 364.166 dekar, orman alanı 552.565 dekar ve kültür dışı arazi de 224.573 dekardır. İlçenin tarım arazileri genellikle çayır olarak değerlendirilmektedir. İlçede yetiştirilen başlıca ürünler
fındık, mısır, patates, armut, elma, ayva, erik, kiraz, kızılcık ve cevizdir. Ancak bu ürünler az miktarda geleneksel yöntemlerle yetiştirilmektedir.